Efendim Bursa TV ekranlarından ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'den hepinize günaydınlar, mutlu günler. Yeni bir haftaya başlıyoruz yine hep birlikte. Bugün 21 Mart 2016 günlerden pazartesi, hafta içi her gün olduğu gibi yine sizlerle birlikte 8 ila 10 arasında beraber olacağız. Gazete manşetlerine, günlüğüne çıkan gelişmelerine, dünkü haber bülteninde yer alan haberlere ve son dakika bilgilerini göz atacağız, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 2 saatlik zaman dilimi boyunca hepsine bakmadan önce tabii ki ilk olarak hava ve yol durumuna göz atalım. Haftaya nasıl başlıyoruz? Sonrasında yine birlikteyiz. Bursa'da hava sıcaklıkları: merkez 13, Büyük Orhan 11, Gemlik 12, Gürsu 13, Harmancık 11, İnegöl 12, İznik 13 derece. Karacabey 12, Keles 9, Mustafa Kemal Paşa 13, Mudanya 11, Orhan Gazi 12 ve Yenişehir 13 derece olacak. Gebze Orhan Gazi Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova Devlet Karayolu'nun bazı kesimlerinde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl-Bozüyük ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Kavşağı'nda polis okulu düzenleme çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sığiye Caddesi ve Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce asfalt kaplama yapımı çalışması nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılacak olup trafik alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Ben İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Bursa-İstanbul yolu Engürücük mevki yaya üst geçidinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle şerit daraltması uygulanmaktadır. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca İzmir yolu yamaçları ve Merinos Acemler arası çevre düzenleme çalışması nedeniyle zaman zaman şerit daraltması uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi Tayyarcı Mehmet Ali Caddesi üzerinde Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nce gece çalışması yapılacağından şerit daraltması yapılacaktır. Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi Bursa yolu Cumhuriyet Caddesi ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışması nedeniyle şerit daraltma ve alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Doburca Mahallesi Doburca Köy yolu 3. Nilüfer Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Balabancı Kasköy yolu üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi İnönü Caddesi Gürsu Kestel Kavşağı çevresinde Ankara Yolu Caddesi ve Kestel ilçesi Bursa Caddesi cephe sağlıklaştırma işi kapsamında Yapı İşleri Şube Müdürlüğü'nce çalışma yapılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Evet sevgili izleyenler, hava ve yol durumuna göz attık. Gazete manşetleriyle başlayalım gündeme göz atmaya. Evet, yerel gazetelere göz atacağız. Öncelikli olarak Bursa Sancak Gazetesi ile başlayalım. Sürpriz görüşme demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Kongresi kapanış oturumunun ardından Haliç Kongre Merkezi'nde Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi dün akşam saatlerinde.
Kabul'de İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki canlı bombalı saldırı dahil olmak üzere terörle mücadele konusu ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı öğrenilenler arasında. 41 kere maşallah demiş. Hemen sağ tarafta yine sürmanşette yer alan haberlerden bir tanesi. Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Bursa Spor oynadığı güzel oyuna sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu da Sancak gazetesinde sürmanşette yer alan haberlerden bir tanesi olmuş. Manşette kaçak şehir başlığı atılmış. Gülümseyin, Nilüfer'desiniz diyor. Evet, Sancak gazetesi Nilüfer'in iç yüzünü gözler önüne sermesinin ardından Başkan Mustafa Bozbey ve belediye ile iş yapan müteahhitler hakkında da adeta gazetemize ihbar yağmaya devam ediyor. Rantın merkezi haline geldiği iddia edilen bölgede milyon dolarlar kazanan yatırımcıların iş yerlerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Nilüfer Belediyesi'nin soru işaretleriyle dolu uygulamaları ve kayırmacı tutumu vatandaşları çileden çıkardı. İhbar hattımıza gelen bilgi bombardımanı Nilüfer'de yaşananların bunlarla sınırlı kalmadığını da gözler önüne seriyor. Kamu malının iş adamlarına adeta birbiri ardına peşkeş çekirdiği Nilüfer'de trilyonluk arsalara cüzi miktarlar ödendiği ve bu iş adamlarının Görükle Trio ve Podyum Park'taki mekanları ayrıca ruhsatsız olarak işlettiği ortaya çıkanlar arasında. Nilüfer'deki başıboşluk kamu malının talanına yol açmış ve durdurulamaz bir boyuta ulaşmış durumda. Yeşil alan, spor tesisi, sağlık ocağı yapılacağı bahanesiyle bir şekilde hazine arazilerini geçici olarak belediyeye kazandıran Başkan Mustafa Bozbey, bu alanları kısa sürede müteahhit ve iş adamlarına veriyor. Trilyonluk arsaları, alışveriş merkezi, kafeler, özel öğrenci yurdu ve eğlence merkezlerine dönüştüren müteahhitler ve iş adamlarının trilyonluk rantın sahibi olduğundan bahsedilmiş. Nilüfer'deki kamu arsasına yapılan yüzlerce mekan ruhsatsız olarak işletilerek belli başlı isimlerin kasalarına büyük bir rantta kazandırılmış oldu. Haberlerimizi yalanlamayan ve iddiaları yanıtlamayan belediye başkanı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilginç tavrını sürdürmeye de devam ediyor. Bozbey, Görükle Trio'da başta Kipa olmak üzere Podyum Park'taki tüm mekanların ruhsatsız, yani kaçak ve daha da sadeleştirilecek olursak gecekondu konumunda olduğunu daha ne kadar saklayacak? Şimdi muhataplarına soruyoruz diye de eklemiş. Bu mekanların ruhsatları denetleniyor mu? Çoğu restoran ve kafeterya olan bu mekanlarda sağlıkla ilgili herhangi bir denetim söz konusu mu? Gıda ve Tarım, Sağlık Müdürü ve Zabıta bu mekanlarda hiçbir uygulama gerçekleştirdi mi diyor. Bu da işin bir diğer boyutu olarak yer alıyor. Yine Bursa Sancak gazetesi gündeme oturan manşetiyle Nilüfer Belediyesi'nde yaşanan skandalları gözler önüne sermiş. Başkan Altepe'ye büyük onur. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk dünyasına desteklerinden dolayı Dünya Kara Papak Türkleri Birliği tarafından Türk Dünyası Hizmet Nişanı'yla ödüllendirildi. Dünya Kara Papak Türkleri Birliği'nin Türk Dünyası Bursa'da buluşuyor temasıyla düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamaları Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dün ülkede yaşananların gölgesinde buruk kutlanan programda Bursa'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verildi. Dünya Kara Papak Türkleri Birliği'nin üyeleriyle Yörük ve Türkmen derneklerinin de katılım sağladığı programda şiirler ve marşlar okunduğu, yöresel gösteriler sergilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Türk dünyasına desteklerinden dolayı Türk Dünyası Hizmet Nişanı ödülünü de aldı dün. Bursa Ticaret Sanayi Odası tekstile hayat veriyor. BTSO liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleyen Bursa tekstilde atılıma geçiyor demiş haberde. Bursa sanayisinde dönüşüm hamlelerini yeni projelerle önderlik eden Bursa Ticaret Sanayi Odası tekstil sektöründe Ar-Ge ve inovasyon odaklı üretimin geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Yeni çağın en önemli odak noktalarından bir tanesi
tekstilde, ticarette, herhangi bir sektörde özellikle Ar-Ge ve inovasyon, yüksek katma değerli malların üretilmesi konusunda en önemli atılımlardan bir tanesi. Ve bu yönde de çalışmalar Bursa Ticaret Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk ve tek tekstil ve teknik tekstil mükemmeliyet merkezinin bu yıl içerisinde Bursa'ya kazandırılması planlanıyor BTSO tarafından. Firmaların hizmetine sunduğu devlet desteklerinin yanı sıra eğitim, fuar organizasyonları ve kümelenme faaliyetleriyle sektörün geleceğine yön veriyor demiş haberde. Bursa evleri yeniden doğuyor. Osman Gazi Belediyesi kentin merkezinde olup çöküntü alan haline gelen bölgeleri ayağa kaldırmak için yepyeni bir proje hayata geçirmeyi planlıyor. Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarının başında gelen Ördekli Kültür Merkezi ile birlikte Taya Kadın Camii arasında kalan bölgeden bahsediliyor. Osman Gazi Belediyesi'nin gerçekleştireceği proje ile cazibe merkezi haline gelecek bu bölge. 2014 seçimi öncesinde açıkladığı 16 vizyon proje içerisinde de yer alan Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası projesi hayata geçirilecek bu bölgede ve bölgede incelemelerde bulundu Belediye Başkanı Mustafa Dündar. Bölgenin tarihi dokusunu bu çalışmayla birlikte ortaya çıkaracaklarını da ifade ediyor. Yıldırım'da Zafer Gecesi, Çanakkale Zaferi'nin 101. yılını yad eden Yıldırım Belediyesi, Serdar Tuncer'in hazırlayıp sunduğu Tarihin Ardından Çanakkale özel programıyla şehitleri andı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşti program ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra birçok Yıldırımlı da katılım gösterdi bu programa. Ve biz de bu programı yine Bursa TV ekranlarından canlı olarak yayınladık, sizlerle paylaşmıştık. Ve haber bültenine geçelim. Dün yaşananlardan bahsedeceğiz. Yine Doğu'da, Nusaybin'de, Diyarbakır'da ve Şırnak'ta güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı sevgili izleyenler. Şırnak'ta çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde de yine çıkan çatışma neticesinde bir polis daha şehit oldu. Bu haberi ekranlara getirelim. Sonrasında birlikteyiz. Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentte 14 Mart'ta başlatılan şehit jandarma üsteğmen Mehmet Çiftçi operasyonu sürüyor. Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte bir asker şehit düştü. Şırnak'ta devam eden operasyonda 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken ölü ele geçen terörist sayısı 28'e çıktı. Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. İlçede operasyonlar sürüyor. Evet sevgili izleyenler, dün yaşananlar bunlardı ve Şırnak'taki şehit uzman çavuşu kimiydi açıklandı. Şehit ateşi Bursa'ya düştü. Şırnak'ta güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Karacabeyli uzman çavuş Cemil Turan şehit oldu. Uzman çavuş Cemil Turan'ın Karacabey'e bağlı Bayramdere mahallesindeki evine acı haber ulaşırken haber ilçe genelinde büyük üzüntüyle karşılandı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Cemil Turan'ın Bingöl'de görev yaptığı, geçici görevlendirmeyle 2 aydır Şırnak'ta bulunduğu öğrenildi. 15 yıllık asker olduğu öğrenilen şehit uzman çavuşun cenazesi yarın salı günü öğle namazından sonra Bayramdere mezarlığına defnedilecek. Evet, bu haberi de paylaşmış olduk. Şehit haberi, ateşi Bursa'ya düştü. Dün gece saatlerinde Şırnak'ta hayatını kaybeden, şehit düşen askerimizin, uzman çavuşumuzun kimliği açıklanmıştı. Bununla ilgili haber Bursa Sancak gazetesinde de yer alıyor. Sabah saatlerinde dün PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu Şırnak'ta açılan ilk ateşte Cemil Turan şehit oldu.
Karacabey ilçesinde oturduğu öğrenilen şehidin baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Cemil Turan'ın salı günü Karacabey'de düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Sevgili izleyenler, bu haberi de paylaşmış olduk. Siz de yine bunun dışında Nusaybin'de de Mardin'de de çıkan çatışmalarda bir polisimiz şehit düştü. Evet, Bursa Sancak gazetesine göz atmış olduk. Devam edelim Bursa Hakimiyet gazetesiyle. Futbola terör gölgesi demiş. Belki de dün yaşananların kamuoyu nezdinde ve dünya kamuoyunda önemli göstergelerinden bir tanesi olarak yansıdı. Galatasaray-Fenerbahçe, dünyanın en önemli derbilerinden sayılan bir karşılaşma. Güvenlik gerekçesiyle dün ileri bir tarihe ertelendi ve bu da dünya basınında da oldukça geniş yankı buldu. İstanbul Valiliği müsabakanın alınan ciddi bir istihbaratın değerlendirilmesine bağlı olarak ve kulüplerin de talep ve mutabakata doğrultusunda ertelendiği açıklamasında bulundu. Amirli takımın İsveç ve Avusturya maçları için yapacağı kamp programında da değişikliğe gidildi. Bunu belirtmiş Bursa Hakimiyet gazete. Timsah dört köşe diyor, dört birlik galibiyete de yer vermiş. Çadır sistemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ni sert sözlerle eleştirerek terör örgütü ve arkalarındaki güç er veya geç hüsrana uğrayacaksınız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK tarafından açılan çadıra tepki gösterdi. Tam Avrupa Birliği Türkiye zirvesinin yapıldığı gün 18 Mart tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun binaya girdiği sürenin hemen akabinde. Çadır çok yakın bir mesafedeydi Brüksel'deki zirvenin olduğu yere. Bu nasıl bir düşünce özgürlüğü? Paris'te olduğu zaman kıyamet koparıyorsunuz. Peki Ankara'da veya İstanbul'da olduğu zaman niye rahatsız olmuyorsunuz? Böyle dost mu olur? Açıklamasını yaptı. Terörün gündemine asla teslim olmayacağız diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ve millet olarak hedeflerimizden kesinlikle uzaklaşmayacak, vizyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Terör örgütlerini ve arkalarındaki güçleri Allah'ın izniyle er veya geç hüsrana uğratacağız açıklamasını yaptı. Nevruz alarmı. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist IŞİD bağlantılı çıktı. İçişleri Bakanı Efkan Ala Nevruz'da 200 bin polis ve askerin görevi başında olacağını açıkladı. Bakan Ala saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Mehmet Öztürk'ün IŞİD bağlantılı olduğunu belirterek ülke genelinde 120 bini polis, 80 bini jandarma olmak üzere 200 bin güvenlik görevlisi Nevruz'da güvenliği temin etmek için görevlendirildi diyor. Korkmuyoruz, buradayız. İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısının gerçekleştiği yere Türk bayrakları asıldı. Patlama alanına karanfiller ve korkmuyoruz yazılı kartonlar bırakıldı. Saldırıda hasar gören dükkanların kepenklerini Türk bayraklarıyla süsleyen Beyoğlu esnafı ve vatandaşlar bıraktıkları notlarla da terörü kınadı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 İsrail vatandaşının cenazesiyle 5 yaralı İsrailli özel uçakla ülkelerine gönderildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İstanbul'da, Kudüs'te, hiçbir yerde terörizmin mazereti olamaz ifadesini kullanmış. Dünya devleri Bursa yolunda, Fransa Cannes'da düzenlenen gayrimenkul fuarında Bursa rüzgarı esmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Uluslararası Emlakçılar Konfederasyonu Başkanı Kirkor Ajderhanyan yakın bir zaman diliminde Bursa'ya gelerek başta termal projeler olmak üzere şehrin önemli projelerini yerinde görüp yakından inceleyeceklerini ifade etmiş. Meri Dostan Dünyaya Birlik Mesajları Başkan Recep Altepe Türk Dünyası Hizmet Nişanı ile ödüllendirildi. Bu da Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşetleri arasında yer almış. Osman Gazi'den tarihi dönüşüm, Tayakadın Camisi ve Ördekli Kültür Merkezi arasında kalan bölge, eski Bursa evlerinin vizyon projesiyle yeniden hayat bulacağını aktarmış Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yine bu da yer alıyor. Olay gazetesine bakalım. Sığınmacılar anakaraya taşınıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan anlaşma yürürlüğe girdi. Atina yönetimi Ege Adaları'na 20 Mart'tan önce gelen sığınmacıları anakaraya taşımaya başladı. Bu tarihten sonra Yunanistan'a giden Suriyeliler
Türkiye'ye gönderilecek. İstihbarat geldi, maç ertelendi, terör derbiyi de vurdu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Derbi ciddi bir istihbarata bağlı olarak ertelendi açıklaması geldi İstanbul Valiliği tarafından. Timsah Kasımpaşa'ya patladı. 4-1'lik skor yine Olay Gazetesi'nin sürmanşetleri arasında. Aranıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu söylenen 3 IŞİD üyesini yakalamak için ülke genelinde teyakkuza geçmiş durumda. Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz ve Savaş Yıldız, bu 3 isim sevgili izleyenler. Eylem için talimat aldıkları ileri sürülen 3 teröristin etkin bir IŞİD hücresinde oldukları belirtiliyor. Teröristlerin Mervan Kod adlı Hacı Ali Durmaz, Abdülatif Efe, Sarı Yunus ve Muhammed Ali kod adlarını kullanan Yunus Durmaz'la Ebu Cihat kod adlı Savaş Yıldız oldukları kaydedildi. Savaş Yıldız, HDP'nin Adana ve Mersin il başkanlıklarında 18 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen patlamalar nedeniyle de aranıyordu. Yıldız'ın sızdığı bir mitingde HDP bayrağıyla çekilmiş fotoğrafının basınla paylaşılması dikkat çekiyor. Dualar Asya için İstiklal Caddesi'ndeki o bombalı saldırıda, vahşi saldırıda ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Asya ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Minik Asya'nın durumuna ilişkin bilgi İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından verildi. Gerekli tedavilerin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını diliyoruz dedi. Asya'nın 7 yaşındaki ablası Elçin'le annesi Çilen Bey'in sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenilenler arasında. İşte bombacı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni kana bulayan canlı bombanın IŞİD üyesi Mehmet Öztürk olduğu kesinleşti. Canlı bomba 1992 doğumlu sevgili izleyenler, 24 yaşında. Eldeki mevcut bulgular teröristin DAEŞ örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Başka bağlantılarının olup olmadığı araştırılmaktadır. Soruşturma kapsamında aralarında canlı bombanın babasıyla kardeşinde bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Baba Mehmet Öztürk'ün 2013 yılında İstanbul'a gittiğini, yıllardır kendisinden haber alamadıklarını söylediği ifade edildi. Büyük Zafer Yıldırım'da canlandı demiş. Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Yıldırım Belediyesi'nde Serdar Tuncer'in hazırlayıp sunduğu özel programa ev sahipliği yaptı Yıldırım Belediyesi. Marmara Türkiye'nin lokomotifi. Marmara Belediyeler Birliği'nin afet yönetimi kurum içi toplantısı Bursa'da Kervansaray Termal Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Recep Altepe, olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Marmara çökerse Türkiye çöker ifadesini kullandı. Evet, ülke genelindeki güvenlik önlemleri de yine Nevruz kutlamaları ile alakalı olarak arttırıldı. Yaşanan son eylemlerin ardından asayişi sağlamak için 200 bin güvenlik görevlisi bugün içinde görevlendirilmiş durumda. İl ve ilçelerde 270 noktada yol araması, 143 noktada da X-ray cihazlarıyla aramalar gerçekleştiriliyor. Yolcuların ailesine 20 bin dolar demiş. Fly Dubai Hava Yolları önceki gün Rusya'nın güneyinde Rostov-na-Don kenti yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden yolcuların her birinin ailesine 20 bin dolar ödemek için program hazırlığında olduklarını açıklamış. Bu da bir başka fiyasko tabii. Dünyadan da tepki görecektir diye düşünüyorum. 20 bin dolar bir teselli ikramiyesi verelim algısı yaratmışlar. Bu da tepki çekecektir diye düşünüyorum. Kamyonla 70 kilo esrar getirdi. Emniyet Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan Bursa'ya kamyonla uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Kamyonun kasasında yapılan aramada 70 kilo esrar ele geçirildi. Bazı paketlerin de narkotik köpeğinin koku almaması için Gresya ile kaplandığı görüldü demiş haberde. Fakat işe yaramamış. Yine yakaya ele vermiş bu uyuşturucu taciri kansızlar. Kent gazetesine geçelim hemen. Ağabeyimizi kaybettik.
Gazetemizin ağabeyi Metin Carav 53 yaşında hayata gözlerini yumdu demiş. 32 yılın verdiği tecrübeyle bizlere çalışkanlığı ve nezaketi miras bırakan ekonomi yazarı Metin Carav zamansız vedasıyla sevenlerini ve basın dünyasını da hüzne boğdu. Dünkü son yolculuğuna çok sayıda dostu uğurladı. Rahat uyu Metin abi, adın daima ailelerin arasında kalacak diyor. Ailesine, yakınlarına ve basın camiasına hepimize başsağlığı dileyelim biz de. Şehidim var Bursa. Hainler dün 3 askerimizi daha şehit ederken ateş Bursa'ya düştü. Karacabeyli uzman çavuş Cemil Turan Şırnak'ta kanatlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası 15 yıllık asker Cemil Turan. Taksim canisi DAEŞ'te çıktı. Efkan hala Taksim'i kana bulayan Mehmet Öztürk'ün DAEŞ mensubu olduğunu açıkladı. Aranıyorlar, yine 3 şüpheliden bahsedilmiş. Bu 3 şüphelinin sansasyonel bir eylem için harekete geçtikleri belirlendi. Çalışma devam ediyor, aranma devam ediyor. Tüm kentlerde teyakkuz halinde güvenlik güçleri. Şehrin kalbine bypass, şehrin tarihi mekanlarından Ördekli Kültür Merkezi ile Taya Kadın Camii arasında kalan çöküntü halini almış bölgedeki evler yeniden inşa ediliyor. Eski ihtişamına kavuşmuş olacak. Yenişehir'e bölünmüş kolaylık. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'in batısına yaptırılan ve 5 köyü birbirine bağlamasının yanında İnegöl Sanayi Bölgesi'nden çıkan ağır tonajlı araçların transit geçişine de imkan tanıyan bölünmüş yol tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Ekonomik müjde demiş. Uludağ'da 25-26 Mart tarihleri arasında yapılacak ekonomi zirvesi var sevgili izleyenler. Bunun öncesinde havaların mevsim normallerini de üstünde seyretmesi nedeniyle Uludağ'da karlar erimiş, göletlere dönüşmüştü Uludağ. Fakat son dönemde hava sıcaklıklarının düşüş göstermesiyle kar yağışının gelmesi işletmecileri ve tatilcileri memnun etti. Birkaç gündür devam eden kar sebebiyle kalınlık 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar da karın keyfini çıkarmak için Uludağ'a akır etti hafta sonunu fırsat bilerek. Ve son olarak ekonomi zirvesinin ardından da zaten 25-26 Mart'ın ardından da oteller yavaş yavaş kapanmaya başlayacak. Uludağ'daki off durumuna geçilmiş olunacak. İnovasyonu uygulayan yok. Uludağ Üniversitesi'nde eğitim yaratıcı fikirler paneli düzenlendi. Profesör Doktor Servet Özdemir konuşmasında kimse kendinden daha donanımlı birinin varlığını istemiyor. Kısacası inovasyon lafı hepimizin dilinde ama bunu uygulayan, pratiğe döken yok demiş. Pitbull operasyonu. Bursa'da 50 metrelik uçurum kenarına düşen pitbull arama kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Haber bülteninde var. Birazdan onu da ekranlara getirmiş olacağız. Anlaşmadan sonra patlama. Batı medyası Taksim saldırısıyla Avrupa Birliği Türkiye arasında imzalanan göçmen anlaşması arasındaki zaman yakınlığına işaret etti. Bu anlaşmanın vize serbestisiyle sonuçlanan önemli adımların atıldığı bu anlaşmanın akabinde Türkiye'de böyle bombalı eylemlerin gerçekleştirilmesi algının ters çevrilip ters istişareyle birlikte ters etki yapmasıyla birlikte bu alınan kararların engellenmesini ortaya koymak adına tabii zamanlaması çok manidar. Bunu da hepimiz dile getiriyoruz. Hepimiz de görüyoruz. Bu zamanlama yakınlığına biz de işaret ettik, parmak basmıştık. Hem kendini hem yeğenini yakacaktı. İnegöl'de geçtiğimiz hafta yengesinin uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösteren şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Yengesinin suçsuz olduğunu iddia eden şahıs kucağına yeğenini de alarak oldukça tehlikeli bir oyun oynadı. Minik yeğeniyle birlikte kendisini yakmaya çalışan kişiyi polis ikna etti. Böyle bir girişimde bulunabilecek miydi? Bu bir oyun muydu? Bunlar suistimali açık şeyler ama ortaya çıkan bir tablo var. En azından o minik kız kurtarılmış. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, Kent Gazetesi'nin manşetlerine de böylelikle göz atmış olduk. Derbiye güvenlik ertelemesi Yeni Dönem gazetesinin sürmanşetinde yer alan haber. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırıları spora da
damga vurdu, sekte vurdu. Dünyanın nefesini tutarak beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlamasına saatler kala güvenlik gerekçesiyle öncelikle seyircisiz oynanmasına karar verildi. Fakat her iki kulübün yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin ertelenmesine karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada derbi ciddi bir istihbarata bağlı olarak ertelendi denildi. Türk Telekom Arena boşaltıldığı sırada taraftarla güvenlik görevlileri arasında da gerginlikler yaşandı diyor haberde. Dönüş başlıyor. Avrupa Birliği ile Ankara arasında yapılan sığınmacı anlaşması bugün yürürlüğe giriyor. Kaçak yollarla Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mülteciler Atina tarafından geri yollanmaya hazırlanırken Yunan adaları boşaltılmaya başlandı demiş haberde. Dünya gündeminden bir haber. İspanya'da gerçekleşen trafik kazası katliam gibi kaza başlığıyla açıklanmış. Dün sabah meydana gelen İspanya'daki trafik kazasında can pazarı yaşandı. Erasmus öğrencilerini taşıyan otobüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların arasında Türk öğrencilerin de bulunduğu açıklandı. Hayaldi gerçek oldu demiş. Beş köyü birbirine bağlayan bölünmüş yol tamamlanma aşamasına gelirken incelemelerde bulunan Başkan Altepe Yenişehir için bir hayal daha Büyükşehir'le birlikte gerçekleşmiş oluyor ifadelerini kullandım. Ya bitecek ya bitecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Terör örgütlerini ve arkalarındaki güçlerin Allah'ın izniyle er ya da geç hüsrana uğratacağız dedi. Brüksel'de PKK tarafından açılan çadırla ilgili de Avrupa Birliği liderlerini de sert sözle eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör ittifakı. Suriye'de birbiriyle çatışan terör örgütleri son dönemde Türkiye'ye karşı işbirliğine gidiyor. PKK'nın Ankara'yı kana bulamasından bir hafta sonra bu kez IŞİD sahneye çıktı İstanbul'da. Başkentte 35 cana kıymasının ardından PKK'nın bir hafta sonra IŞİD sahneye çıktı. İstiklal Caddesi'nde 4 turistin ölümü ve 39 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısını gerçekleştiren carinin IŞİD bağlantılı Mehmet Öztürk olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Efkan Ala da kimliği teyit ederken patlamayla ilgili Öztürk'ün babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisini tekrar yinelemiş olalım. Şehidimiz var. Terör operasyonlarının sürdüğü Nusaybin ve Şırnak'ta dün 3 şehidimiz daha var. Şırnak'ta gerçekleşen çatışma neticesinde Bursalı jandarma uzman çavuş Cemil Turan şehit düştü. Salı günü cenazesinin defnedileceği belirtildi. Yani yarın Bursa şehidini uğurlayacak. Yeni Dönem gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Evet, dönelim haber bültenine. Gaziantep'te de saldırı vardı. Düztepe Polis Merkezi'nin nöbetçi kulübesine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Kıbrıs Mahallesi 15 No'lu sokak üzerinde motosikletle geldiği öğrenilen 20-25 yaşlarındaki zanlı nöbetçi kulübesinin bulunduğu bölgeye ateş edip Ömer Battal Caddesi'ne doğru kaçtı. Saldırıda nöbet kulübesi saçmaların hedefi olurken yaralanan olmadı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri 20-25 yaşlarındaki mavi poşulu mavi kot pantolonlu siyah montlu şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Zanlının kullandığı motosikletin farının ışıklarının ise yeşil yandığı tespit edildi. Gerçekleşen saldırı sonrası zanlı kayıplara karışırken polisin operasyonları devam ediyor. Evet, haberleri aktarmaya başlamış olduk böylelikle. Terör örgütü saldırılarına devam ederken doğuda ve güneydoğuda darbe üzerine darbe almaya da devam ediyor. Bunu da açıkça belirtmiş olalım. Nusaybin'de 200'e yakın terörist köşeye sıkıştırıldı, 16 terörist etkisiz hale getirildi. Yine Diyarbakır'da da 100 terörist silahlarını bırakarak kaçtı. Suriye'nin Kamışlı kentine sıfır noktada yer alan Mardin Nusaybin kırsaldan geldikleri belirlenen 200 kadar PKK'lı grup şehir merkezinde sıkıştırıldı. Öte yandan devam eden operasyon kapsamında 10 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da da ağır kayıplar veren terör örgütü mensubu 100 kişi çembere alındı. Operasyonda bir terörist de etkisiz hale getirildi. Ayrıca bağlar sorumlularından olduğu belirtilen ve kırsaldan geldiği öğrenilen bir terörist gizlendiği kanalizasyonda yakalandı. Ayrıca Şırnak'ta ise 3 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
5 terörist öldürüldü. Tunceli'de düzenlenen operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Evet, haberleri aktarmaya devam edelim. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın dünkü açıklamalarına gidelim. Ankara'da, başkentte basın toplantısı düzenledi Bakan Ala ve açıklamalarında teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörün küresel bir boyut kazandığını belirten İçişleri Bakanı Efkan Ala, uluslararası işbirliği ve ittifakların önemli olduğunu belirtti. Terör küresel bir nitelik kazanmıştır. Bugün Avrupa'nın ortasında, Amerika'da, başka ülkelerde, Rusya'da, her yerde son 10 yıl içerisinde ve son yıllarda, daha geçtiğimiz aylarda birçok ülkede terörist saldırılar olmuştur, olmaktadır. Burada uluslararası işbirliği ve ittifaklar önem kazanmıştır. Sürekli bizim Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarımızla, mevkidaşlarımızla görüşmelerimizde konulardan, ana başlıklardan birisi teröre karşı tutumdur. Hala teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparken terörün insanlık suçu olduğunun da altını çizdi. Nereden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun terör bir insanlık suçudur ve buna karşı bütün ülkeler işbirliği yapmak durumundadır. Ülkemizde teröre karşı bütün kesimlerin topyekün karşı durmasıdır. Açıklamalarında vatandaşların Nevruz'unu da kutlayan Ala, Nevruz'la ilgili güvenlik önlemlerini de açıkladı. Nevruz bizim bölgemizde birçok ülkenin kardeşçe, barış içerisinde baharın gelişini kutladıkları bir bayramdır. Ülke genelinde 120 bini polis, 80 bini jandarma olmak üzere 200 bin güvenlik görevlisi Nevruz'da asayişi sağlamak, huzur ve güveni temin etmek için görevlendirilmiştir. Evet, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın açıklamalarını ekranlara getirdik. Efkan Ala canlı bombanın kimliğini de açıkladı. Gazete manşetlerinde de vardı, sizlere dile getirdik. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın Mehmet Öztürk olduğu DNA sonuçlarıyla kesinleşti. İstiklal Caddesi'ndeki canlı bombanın kimliğinin belirlenmesine yönelik DNA testi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda aile yakınlarından örneklerle parçalar alınan canlı bombadan kalan örnekler uyuştu. Canlı bombanın Mehmet Öztürk olduğu kesin olarak belirlendi. Polis ekiplerinin dün gece kan, kıl ve tükürük örneği almasının ardından yapılan araştırmada fabrika işçisi baba Nahsen Öztürk gözaltına alındı. Polis ekipleri sabah saatlerinde Nahsen Öztürk'ün ve ismi öğrenilemeyen diğer oğlunun evinde arama yaptı. Bu aramaların ardından polis, canlı bombanın ismi gizli tutulan kardeşini de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Nahsen Öztürk ve oğlu, polislere canlı bomba olarak kendisini patlatan Mehmet Öztürk'ün 2013 yılında evden ayrılarak İstanbul'a gittiğini ve o günden sonra çok az görüştüklerini söyledi. Ailesinin daha önce kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Öztürk'le ilgili araştırma yapan polis, IŞİD terör örgütüne katıldığını saptadı. Canlı bomba Mehmet Öztürk, IŞİD üyeliğinde arananlar listesindeydi. Evet, devam edelim haberleri aktarmaya. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı İsmail Kahraman, onursal başkan olduğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Rize'ye geldi. Ayrıca Kahraman, meclis başkanı olduktan sonra ilk kez memleketine ziyaret gerçekleştirdi. Terörle ilgili önemli açıklamaları vardı. İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduktan sonra memleketi Rize'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Kahraman'ı yoğun yağmura rağmen Rize Valiliği bahçesinde çok sayıda kişi karşıladı. Vali Ersin Yazıcı'dan makamında briefing alan Kahraman, ardından Rize Valiliği şeref defterini imzalayarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahraman, geçmişte Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptığı, şu anki onursal başkanı olduğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü için memleketine geldiğini belirtti. Üniversitemiz inşallah nice 10 yıllar görür. Muhterem Cumhurbaşkanımızın adını taşıyor. O bakımdan apayrı bir ehemmiyete haiz. Ve o isme layık çalışmalar olması lazım. Yüksek öğretime gereken önem verildi. Uzun yıllar bu verilmemişti. Şimdi hiç üniversitesi olmayan ilimiz yok.
birkaç tane var. Bu güzel bir gelişme. Kahraman son günlerde yaşanan terör olaylarına da değinerek yaşanan olayların geçici mevzi hadiseler olduğunu vurguladı. Mevzi hadiseler oluyor. Giderek çözülen bir problem haline alınca bu sefer şehirlerde hadiselerle karşılaşıyoruz. Bunlar geçici ve mevzidir, buna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Ve geliştikçe önünü kesmek isteyenlerin oyunlarını bozacak güçtedir. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, sıradaki haber yine yaşanan saldırının sonrasındaki süreçten bir tanesi. Ama önemli ve sağduyulu bir davranış olarak bunu da ekranlara getirmek istiyoruz. İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan İstanbullularla İstiklal Caddesi'nde esnafla vatandaşlarla bir araya geldi ve orada önemli açıklamaları da vardı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte gezdi caddede. Vatandaşlarla sohbet etti, esnafla bir araya geldi. Güzel renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşları rahatlatmak amaçlı önemli adımlardan bir tanesiydi. Esnafın moralini düzeltmek amaçlı önemli adımlardan bir tanesiydi. İnadına Beyoğlu'ndayız ifadesini kullandı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen terör saldırısının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, eşi Ferda, kızları Neva ve Rana Demircan'la caddeyi gezerek esnafa ve vatandaşlara moral verdi. Demircan terörün amacının insanları sindirmek olduğunu belirtirken terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi. Terör kaos ve korku üzerinden sadece Beyoğlu'nda değil, sadece İstiklal Caddesi üzerinde değil, bütün Türkiye'de insanımızı sindirmek, yıldırmak ve evine kapatmak istiyor. O halde buna direnmemiz lazım. Buna karşı durmamız lazım. Teröre asla ve asla bu primi vermememiz lazım. Ben bugün çocuklarımla, eşimle, sayın başkanlarımla buraya geldik. Ve diyoruz ki hayır, inadına buradayız. İnadına dükkanlarımız açık. İnadına Beyoğlu'ndayız. Yemeye, içmeye, gezmeye, tiyatroya, sinemaya, sokak müzisyenleri dinlemeye buraya geleceğiz. İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Demircan ve beraberindekiler daha sonra bir dükkana girdim. Burada Başkan Demircan kutuya lokum doldurarak beraberindekilere ikram etti. Daha sonra Başkan Demircan ve beraberindekiler patlamanın meydana geldiği noktaya gelerek karanfiller bıraktı. Evet, Sağlık Bakanlığı tarafından dün bir açıklama da vardı. Taksim'de meydana gelen saldırıya ilişkin güncel bilgileri aktardı bakanlık. 8'i ağır yoğun bakımda olmak üzere 19 yaralının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 19'unun hastanelerdeki tedavisine devam edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamanın ardından 112 komuta kontrol merkezine ilk çağrının saat 10.58'de geldiği hatırlatıldı. Olayın ardından ilk ambulansın 11'de bölgeye ulaştığı aktarılan açıklama, saat 11.04'te olay yerinde 6 ambulans 15 dakika içerisinde toplam 28 ambulans ve 3 UMKE ekibiyle yaralananlara müdahale edilmiştir. Bugün saat 9 itibarıyla 8'i yoğun bakımda olmak üzere 19 yaralının hastanelerimizdeki tedavisine devam edilmektedir denildi. İzmir ve İstanbul'da da belirlenen bazı adreslere terör operasyonu düzenlendi. İzmir'de HDP ilçe binalarının da arandığı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. 10 kişi de hala aranmaya devam ediyor. Terör olaylarının sıkça yaşandığı şu günlerde baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz 81 ilde polis ekiplerini alarma geçirdi. İzmir'de de Nevruz'u bahane ederek havai fişekli, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı kullanarak gösteri yapılacağı öğrenilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 3 dernek ve HDP ilçe temsilciliğinin de bulunduğu 32 adreste arama yapıldı. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken 10 kişinin de arandığı bildirildi. İstanbul'da da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Evet sevgili dostlar, bir aramız olacak, reklam aramız olacak. Aranın ardından haftanın ilk sabah andeminde Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, aranın ardından tekrar birlikteyiz Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sabah andemiyle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sıradaki haberi aktaralım hemen sizlere. İstanbul Taksim'de gerçekleşen saldırının ardından 81 ilde güvenlik önlemleri arttırıldı. Tamamen güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri bir teyakkuza geçti ve önlemler alt safhaya çıkarıldı. Ve bunun sonucunda da Nevruz kutlamaları, baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz için İstanbul'da İstanbul Valiliğinden iznin çıkmadığı, orada herhangi bir kutlama yapılmasına yönelik olarak. Diğer illerde de yine güvenlik önlemlerini arttıran ekipler zaman zaman göstericilere de müdahalede bulundu. İstanbul Valiliği tarafından Bakırköy'de yapılmak istenen Nevruz kutlamalarına izin çıkmamasının ardından sabahın ilk ışıklarında Bakırköy Halk Pazarı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Şirin evlerde gösteriler için alınan güvenlik önlemlerine tepki gösteren bir kadın güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan Diyarbakır'da da kutlama için hazırlıklar sürerken polis ekipleri kutlama alanı için teyakkuza geçti. 5 arama noktasının kurulduğu alanda dün gece sahne üzerinde bulunan terör örgütüne ait fotoğraflar polis tarafından kaldırıldı. Adana'da izinsiz Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruba da polis müdahale etti. Aralarında HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu grup güvenlik güçlerine taş attı. Şanlıurfa'da da Nevruz kutlamaları valilik tarafından yasaklandı. Ancak Siverek'te bir grup yasağa aldırış etmeden kutlamalara kalkışınca polis ekipleri gruba müdahale etti. Olayda 8 kişi gözaltına alındı. Evet, günün önemli gelişmelerinden, yurt genelindeki gelişmelerinden tekrar Bursa'ya geçelim. Bursa'dan bahsedelim. Dünya Türkleri Bursa'daydı ve birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Karapapak Türkleri Birliği tarafından Kültür Kurultayı kapsamında Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dünya Karapapak Türkleri Birliği Genel Başkanı Seyfullah Türksoy, Dünya Karapapak Türkleri olarak dünyaya bir mesaj vermek istediklerini söyledi. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin arkasında 300 milyonluk Türk dünyası vardır. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Türkiye'ye yaptığı jest gerçekten unutulacak bir jest değildir. Kendisine teşekkür ediyorum. Dünya Karapapak Türkleri Birliği adına ve bugün burada da yine Özbekistan'dan Kazakistan'a, Türkmenistan'dan Kırgızistan'a, Balkanlardan Kafkaslara kadar Türk dünyasının muhtelif yerlerinden gelen kardeşlerimiz, milletvekilleri, akademisyenler, kanaat önderleri burada bir birlik mesajı veriyor ve biz Türkiye'nin yanındayız mesajı veriyor. Çünkü Türkiye asla yalnız değil, asla yalnız olmayacak. Türksoy, dış destekli terör olaylarının Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini, Türkiye'nin tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Nevruz kutlamasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa ve Kars milletvekilleri, çeşitli illerden Yörük, Türkmen ve Kapapak Türkleri ile bazı dernek ve federasyonların başkanları ve temsilcileri ve Türk devletlerinden yetkililer katıldı. Bursa'mızda güzel bir buluşma, tarihi bir buluşma. Tarih başkenti Bursa. İşte en çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu günler. Ve bugünlerde bu güzel buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Evet, Türkler olarak, Müslüman Türkler olarak bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu sonuna kadar, kıyamete kadar da beraber olacağımızı en güzel şekilde gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ağızka Türkleri Derneği'nin hayırsever iş adamları desteğiyle gerçekleştirilen yardım programında da yer aldı ve burada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programda ayrıca 1000 kişiye erzak dağıtıldı. Merhaba.
Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sosyal faaliyetlere destek vermeye de devam ediyor. Başkan Altepe bu kez Ahıska Türkleri Derneği organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım programına katıldı. Ahıska Türkleri Derneği Bursa Şubesi'ni de ziyaret eden Başkan Altepe, hayırsever iş adamlarının desteğiyle 1000 kişiye erzak yardımı yapılan programda vatandaşlarla da sohbet etti. Altepe birlik mesajı verdiği açıklamasında böyle bir programdan dolayı bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler, özellikle bu günlerde önemli günler, özellikle Çanakkale'nin de 101. yıl dönümü. İnşallah bu topraklar güzel topraklar. Cennet vatanımız, bu topraklardan bizler de bu vatandan istifade ediyoruz ve burada yaşıyoruz. Her türlü nimetinden de istifade ediyoruz. Özellikle bu topraklar için toprağa düşmüş olan, kanını canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. İnşallah bizler de ecdadımıza sahip çıkacağız. Kendi kültürümüze, kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Milli değerlerimize, manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkacağız. Altepe, Ahıska Türklerinin her zaman değerlerine sahip çıktığını belirtti. Ahıska Türklerine, değerli başkanımıza size de teşekkür ediyoruz. Her zaman için bu değerlere sahip çıkan ve bunları bayraklaştıran değerli toplumlardan birisiniz. Her zaman için yanımızdasınız. Bursa'nın huzuru için, Türkiye'nin huzuru için her zaman katkı sağladınız. Bizim de hedefimiz sizin de huzur içinde olmanız. Hayırseverler de Başkan Recep Altepe Türkiye'ye Allah tarafından verilen bir nimettir diyerek Altepe'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Evet, bir Bursa'da yine bir başka toplantı da gerçekleştirildi. Gündem afetti sevgili izleyenler. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Marmara Belediyeler Birliği'nin Bursa'da gerçekleştirilen toplantısında Marmara Belediyeler Birliği üyeleri olarak olası afetlere karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini ve tedbirli olmak adına da çalışmalarını olgunlaştırdıklarını söyledi. Marmara Belediyeler Birliği'nin afet yönetimi konulu kurum içi toplantısı Bursa'da bir otelde gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, toplantıda yaptığı konuşmada afet yönetiminin önemine dikkat çekti. Başkan Altepe, Marmara bölgesinin deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu ifade ederek, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Çünkü ne zaman afet olacağı, ne zaman böyle bir şeyle karşılaşacağımız hiç belli değil. Zaten bu dediğimiz gibi umulmayan anlarda oluyor. Onun için de başta tabii ki Marmara bölgemiz Türkiye'nin lokomotif bölgesi. Türkiye ekonomisinin 1/3'üne yakını Marmara. Marmara çökerse Türkiye çöker. Bundan dolayı birkaç yıldır gündemde tutuyoruz. Bu konuda her zaman hazırlıklı olması gerekiyor. Ve sadece kendisi için değil, Türkiye için de, yani ülke için de, aynı zamanda komşularımız için de, bölgemiz için de, başta Balkanlar için, tüm coğrafyalar için bizim bu konuda dediğimiz gibi teşkilatlı olmamız gerekiyor. Marmara Belediyeler Birliği'nin gücünü ortaya koyması gerektiğini de kaydeden Başkan Altepe, örnek bir faaliyet yapılabileceğini ifade etti. Türkiye'de bu tür şey çok oluyor. Biz deprem bölgesiyiz. Ülkenin %80'inden fazlası, yaklaşık %85 birinci derece deprem bölgesi. Dediğimiz gibi her an bununla karşılaşabiliriz. İstiyoruz ki Marmara bölgesi olarak biz hem kendimiz için, çünkü hem de bölge için diyoruz, çünkü deprem veya herhangi bir felaket olan şehirde o şehrin yönetimi de devre dışı kalıyor. Bu iyi bir organizasyonla olur. Onun için hatta adımları daha somut atalım diye bazı şeyleri somutlaştırdık. Bursa'da depreme karşı yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Altepe, kentte riskli yapı stoğunun yenilenmesi gerektiğini ve bu konudaki düşüncelerini anlattı. En azından ilk etapta 10 bin kişilik bir ilçe veya şehre anında müdahale edebilecek gücümüz olması lazım. Burada büyük bir potansiyel var. 25 milyon nüfusu var bu bölgenin. Ekonomik yönden Türkiye'nin en güçlü bölgesi İstanbul'u var, Bursa'sı var, Balıkesir'i var, Kocaeli'si var, Sakarya'sı, dediğimiz gibi Tekirdağ, büyük şehirler var. Ve bununla birlikte inşallah örnek bir faaliyet yapabiliriz. Afet en önemli konu. Çünkü dediğimiz gibi Allah korusun Marmara'nın önemli bir bölgesinde böyle bir sıkıntı yaşandığı zaman Türkiye'nin en büyük sıkıntısı olmuş olacak. Bursa Osman Gazi Belediyesi kentin merkezinde olup çöküntü alanı haline gelmiş bir bölgeden
bölgeyi hayata kazandırmak için, tekrar harekete geçirmek için, ayağa kaldırmak için yepyeni bir projeyi daha hizmete sokmuş olacak. Baskatlı böyle. Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarının başında gelen Ördekli Kültür Merkezi ile Taya Kadın Camii arasında kalan bölge, Osman Gazi Belediyesi'nin gerçekleştireceği projeyle cazibe merkezi haline gelecek. 2014 seçimleri öncesinde açıkladığı 16 vizyon proje içerisinde de yer alan tarihi Bursa Evleri Kültür Adası projesi hayata geçirilecek. Bölgede incelemelerde bulunan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkartacak projenin, tarihi Bursa evlerinin yeniden yaşatılması adına çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Şu anda biz Taya Kadın ile, Taya Kadın Camisi ile Ördekli Kültür Merkezi arasında kalan bu bölgenin atıl vaziyette geldiğini, çöküntü haline aldığını görüyoruz. Burada yeni yapılacak olan bir planlama ile buradaki tarihi dokuya uygun, tarihi kimliğe uygun bu planlamasını yaparak buradaki yapılaşmanın ve bu kötü yapıların kaldırılmasının bir adımını atmış olacağız. Dündar, tarihi Bursa Evleri Kültür Adası projesinin bölgeye aynı zamanda turizm adına da büyük bir kazanım sağlayacağını belirtti. Yani tarihi kimlik korunarak burasının ayağa kalkacağı, bu atıl vaziyetteki binaların ortadan kalkacağı hem turizme hem de yeniden kullanıma sunulacak olan bir bölge olacak. Ve dün yine Bursa'da polisin yaptığı operasyonda durdurulan kamyonda 70 kilo esrar çıktı. Gazete manşetlerinde de yer alan haberlerden bir tanesiydi bu. Karşısında polisi gören kamyon şoförü ise heyecanlanarak kamyondan düşüp ayağını kırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptıkları çalışma sonucunda bir kamyonun Diyarbakır'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler İstanbul Yolu Otoban Kavşağı'nda kamyonu durdurdu. Polisleri gören kamyon şoförü M.M. kamyondan aşağıya inerken heyecanlanarak düşüp ayağını kırdı. Olay yerine gelen ambulansla polis nezaretinde hastaneye götürülen M.M. hastanede yapılan müdahalenin ardından emniyete götürüldü. Aramada kamyonun kasasındaki iş makinesine gizlenmiş şekilde 70 kilogram esrar ele geçirildi. İçlerinde esrar bulunan 19 paketin bazılarında narkotik köpeğin koku almaması için gres yağı ile kaplandığı görüldü. Kamyon şoförü M.M. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da 50 metrelik uçurum kenarına nasıl düştüğü anlaşılmayan pitbull cinsi bir köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay Osman Gazi ilçesi Muradiye Mahallesi Kışla Parkı olarak bilinen 50 metrelik uçurumda meydana geldi. Sabah yürüyüş yapan Hüseyin Tepe, Bursa manzarasını izlemek için Kışla Parkı'ndan bakıyordum. O sırada uçuruma düşen köpeği fark eden Tepe durumu akut ekiplerine bildirdi. Şimdi ben her sabah saat 8-9 arası buraya köpeğim var. Onunla gezmeye geliyorum buraya. Geldiğimde belediye kamyoneti vardı 3 kişi. Bir de otomobil vardı. Onlar buraya bakıp bakıp konuşuyorlardı. Hayrola dedim, abi dedi bir pitbull. Uçurumda çıktım alamadım. Korktum alamadım. Belediyeyi çağırdım. Onlar da biz burada bir şey yapamayız deyip gidiyorlardı. Peki ne yapacağız dedim. Nereye gidiyorsunuz? Belediye dedi ki biz dedi Akut'a haber verdik, onlar gelecek. Ondan sonra Akut'u aradım, haberimiz var abi dediler. Sonra da telefon trafiğiyle görüştük. Yerini tespit edememişlerdi. Tarif ettim. Ben gelene kadar da ilişkiye geçmiş. Teslim almışlardı hayvanı. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Kısa sürede olay yerine gelen akut ekipleri, halat yardımıyla 50 metrelik uçuruma inerek mahsur kalan pitbull cinsi köpeği nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Arama kurtarma ekipleri kurtardıkları pitbull cinsi köpeğe mama ve su verdi. Mamasını ve suyunu içen köpeğin kendisini kurtaran akut personeline sergilediği sevgi gösterisi de kameralara yansıdı. 5-6 aylık olduğu tahmin edilen pitbull cinsi köpek daha sonra Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü. Evet, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da 25-26 Mart tarihleri öncesinde, ekonomi zirvesi öncesinde gelen kar yağışı oldukça mutlulukla karşılandı ve otelcileri de, oraya akın eden ziyaretçileri de sevindirdi.
Bu sezonun geçen senelere nazaran biraz daha sıcak geçmesinden dolayı Uludağ'a fazla kar yağmamıştı. Geçtiğimiz günlerde sıcak havalardan dolayı pistlerdeki karlar da erimişti. Uludağ birkaç gündür yağan karla yeniden canlandı. Devam eden kar yağışı sebebiyle kalınlık 30 santimetreye ulaştı. Pistlerin yeniden beyaza büründüğü Uludağ'da sıcaklık ise 0 derece. Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a çıkan tatilciler yoğun sise rağmen kayak yapmanın tadını çıkarttı. Bazı acemi kayakçılarsa düşe kalka kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan bölgede 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak ekonomi zirvesinin hazırlıkları devam ediyor. Bölgedeki otellerin ekonomi zirvesinden sonra yavaş yavaş kapanması bekleniyor. Otel görevlileri bu yılın geçen seneye göre biraz durgun olduğunu söyledi. Evet, döviz kurlarındaki yükselme ve yılbaşından itibaren vergilerin artmasına bağlı olarak sıfır otomobile ilgi azalmış durumda. Ve bu nedenle de ikinci el piyasada özellikle 15 ila 25 bin bandındaki araçlarda adeta bir talep patlaması söz konusu. Döviz kurlarının ve vergilerin artması nedeniyle sıfır otomobil piyasasında satışların azalması ikinci el piyasasına yaradı. Bursa Otogalericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yılbaşında vergilerin artmasıyla sıfır otomobillerin fiyatlarının yükseldiğini, vatandaşların ikinci el araçlara talebinin arttığını söyledi. İkinci el piyasası son iki aydır gerçekten ciddi anlamda rağbet görmekte. Araçlarımız mevcut, alım satım bayağı bir yapıldı. Yani biz şu anda gidişattan memnunuz. Yanık, Ocak-Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre ikinci elde satışların daha yüksek olduğunu belirterek bu taleplere cevap vermekte zorlandıklarını belirtti. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz, sanal ortamdaki artışlar biz hiçbir zaman tüketici baz almasın. Mutlaka her ilde oto satış yerlerini gezsinler, oradaki fiyatlarla alım satım yapsınlar, internet üzerindeki fiyatlara aldanmasınlar. Çünkü gerçekten olması gerekenin üstünde fiyatlar var. Fiyatlar da şu anda sıfırlara orantılı bir şekilde en fazla %5 oranında bir artış var. Bunun dışında bir artış yok. Evet, Sağlık Bakanlığı'ndan bugün sabah saatlerinde yapılan yeni bir açıklama var. Sevgili izleyenler, Taksim'de yaşanan bombalı eylemin ardından ortaya konan bilanço ile ilgili hastanelerde tedavisine devam edilen yaralı sayısının 12 olduğu belirtildi. Bugün sabah saat 6 itibarıyla 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 yaralının hastanelerimizdeki tedavisi devam etmektedir açıklaması geldi Sağlık Bakanlığı'ndan. Bunu da hemen aktarmış olalım sizlere. 8 yoğun bakımda 19 yaralıydı son bilanço. Şu anda 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 yaralının tedavisine devam edilmekte. Evet, kent gündemini geride bıraktık. Bu haberle yurt gündemine geçelim. Samsun'da paralel yapıya yönelik paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan 18 kişi vardı. Bu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, yardım toplama kanununa muhalefet, 6415 sayılı kanuna muhalefet suçlarından önceki gün ve dün toplam 20 ev ve iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda Samsun'da söz konusu gruba ait okulların, daha önceki ve şimdi bağlı oldukları iki ayrı şirketin yönetim kurulunda görevli ve çalışanlar, şirketin ortakları ve iş adamlarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili aranan ve örgütün Samsun imamı olduğu ileri sürülen bir kişiyle bir iş adamının yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 18 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Evet, 7 Mart'ta Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleşmişti Brüksel'de. Sonrasında 18 Mart'ta ikinci görüşmenin gerçekleşmesi kararlaştırılmıştı. Bu görüşmenin ardından da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye-Avrupa Birliği arasında gerçekleşen müzakereler ardından ortaya çıkan tablonun dönüm noktası olduğunu ifade etti. Önemli açıklamalarda bulundu Bozkır. Ayrıca göçmen dalgalarıyla mücadelenin de anlaşmayla mümkün olabileceğini söyledi.
Yasa dışı göçü önlemek için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne önerdiği sürecin kabul edilmesinin ardından geri kabul başlıyor. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır konuya ilişkin, Türkiye 20 Mart itibarıyla Yunan adalarına giden tüm illegal göçmenleri Türkiye'den gelmiş olmaları kaydıyla geri Türkiye'ye alacak. Bunlar karşılığında da her biri için bir Suriyeli misafirimiz kamplardan legal olarak Avrupa ülkelerine insan onuruna yakışır şekilde gidecek. Bu illegal olarak Türkiye'ye dönen göçmenlerin hiçbir zaman bir daha legal olarak gitme şansı olmayacak açıklamasında bulundu. Göçmen sorunuyla ilgili bir diğer konunun Avrupa tarafından Türkiye'ye yapılacak olan 3 milyar avroluk yardım olduğunu söyleyen Bozkır, bunun mesela Kızılay'a verilmesi ve bu paraları Kızılay'ın harcaması ardından da bunun hesabının bizim yıllardır yaptığımız metotlarla Avrupa Birliği ile görülmesi şeklinde bir formül var. Bu gerçekleşirse paranın süratle gelmesi, süratle işlemek olması, sonuçlarının da süratle görülmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin illegal göçe temayül psikolojilerinin sonlandırılması mümkün olacak şeklinde konuştuk. Bozkır 36 yıldır çektiğimiz vize krizine değinerek hak etmediğimiz bu durumun ortadan kalkacağını söyledi. Ve yine mülteci operasyonu. Bu haberin hemen arkasında ortaya çıkan tablo her gün ekranlara geliyor. Her gün yaşanıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan tam 41 sığınmacı yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Arıklıaltı mevkisine düzenlenen operasyonda denizde ilerleyen şime botta kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 41 kişi tespit edildi. Çocuğu alın biriniz be. Küçükkuyu sahil güvenlik rıhtımında karaya çıkarılan sığınmacılara giysi ve yiyecek desteği sağlandı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık'taki yabancıları geri gönderme merkezine teslim edildi. Evet, şimdi sırada yurt gündeminin yer aldığı, yurttan haberlerin derlendiği yurt turu var. Onu getirelim ekranlara. Tuzla'da kontrolden çıkan bir beton iş makinesi önce öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne ardından park halindeki 8 araca çarptı. Kaza sonucu 7 öğrenci yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazanın şiddetiyle savrulan ve hurdaya dönen bir otomobil ise servis minibüsünün tavanında asılı kaldı. Kaza sırasında beton iş makinesinin sürücüsü de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bayrampaşa'da bir inşaat şantiyesi içerisinde bulunan barakada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede bütün barakayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barakayı söndürdü. Ekiplerin çalışması sonucunda inşaat şantiyesi içerisinde bekçilik yaptığı öğrenilen Muzaffer Bektaşoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Konya'da Mehmet K. idaresindeki otomobille Tevfik Gündoğdu yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hurdaya dönen otomobilde bulunan ve baba oğul oldukları öğrenilen Tevfik Gündoğdu ve Ahmet Gündoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir ev tamamen yıkıldı. Geçtiğimiz gece şiddetli yağış sonrası Ahmet Erkan'a ait bir ev ve etrafında bulunan müştemilatlar meydana gelen heyelan sonucu tamamen yıkılmıştı. Heyelan'da bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Evet, yurt gündeminde neler yer aldı ona göz attık. Şimdi de dünyada yaşanan gelişmeleri ekranlara getirelim. Dünya turuyla karşınızdayız. Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev kundaklandı. Geçen Temmuz ayında Filistinli Devabişi ailesinin hedef alındığı saldırının en önemli tanığına ait evin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Bingirdan ilçesinde yürütülen askeri operasyonlarda bölgedeki bir evde saklanan iki teröristin çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiği, biri polis dört kişinin yaralandığı bildirildi. Tunus güvenlik güçleri çatışmaların gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Avustralya'da faaliyet gösteren 115 sivil toplum kuruluşunun ülke genelinde ortaklaşa düzenlediği mültecilere adalet gösterisine 50 binden fazla kişi katıldı.
Melbourne'de eyalet kütüphanesi önünde yapılan konuşmalarda hükümetten Manus ve Nauru'da bulunan mülteci gözaltı merkezlerini bir an önce kapatması istendi. Hindistan'da 24 Mart'ta kutlanacak olan ve renklerin festivali olarak bilinen Holi Festivali, ülkenin kuzeyindeki Mathura bölgesinde Latmar Holi olarak kutlanmaya başlandı. Binlerce Hintli Nandgaon köyündeki tapınakta bir araya gelerek Latmar Holi'yi kutladı. Latmar Holi her yıl ülke genelindeki Holi Festivali kutlamalarından yaklaşık bir hafta önce başlıyor ve Mathura bölgesinde tapınaklarda kutlanıyor. Evet, dünya gündeminde yer alan haberleri de ekranlara getirmiş olduk. Dünya turunu da ekranlara taşıdık. Haber bülteninde yer alan son haberdi. Şimdi bir aramız daha olacak. Aranın ardından ulusal gazete manşetlerine göz atacağız. Gündemde neler yer almış, onlar gündemine neleri taşımış sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Programın son bölümünde ulusal gazete manşetlerine göz atacağız. Hemen başlayalım Sabah gazetesiyle. Derbiye güvenlik ertelemesi demiş. İl Güvenlik Kurulu'nun güvenlik nedeniyle aldığı kararla Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dün oynanmadı. Federasyon yeni tarihi daha sonra açıklayacak demiş haberde. Terörün gündemine teslim olmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları yine gazete manşetinde yer almış. Ülke ve millet olarak hedefimizden uzaklaşmadan terör örgütlerini ve arkasındaki güçleri er veya geç hüsrana uğratacağız diyor. Halka açık yerlerdeki bu saldırıların amacı insanları korku ve yılgınlığa sürüklemek. Bu tarz eylemle sonuç almış hiçbir örgüt yok. O halde niye PKK, DAEŞ ülkemizi hedef alıyor? Arkalarında başka güçler var diyor. Milletimize yaşatılan acının sebebi kirli hesapların devreye sokulmasıdır. İsmi farklı terör örgütleri bu planın taşeronudur. Terör örgütü üzerinden, terör üzerinden Türkiye'yi terbiye etmeye çalışanların oyununu mutlaka bozacağız dedi Cumhurbaşkanı. Belçika'daki PKK çadırına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Başbakanımız Brüksel'den ayrılınca Obaçavra'yı yeniden astılar. Bunlar nasıl dost, böyle dost olur mu? Sorunca düşünce özgürlüğü dediler. Bu nasıl özgürlük ki Paris'te olunca kıyameti koparıyorsunuz, Ankara'da ve İstanbul'da olunca ses çıkarmıyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sağlıkla ilgili haberler de var Sabah gazetesinde. Karaciğer kanseri için etkili tedavi demiş. İngiltere'de karın bölgesinden kanal açıp karaciğerdeki tümörü tespit eden doktorlar görüntüledikleri kanserli hücreyi keserek vücuttan çıkarıyor. Bu tedaviyle 600 hastada kanser tekrar nüksetmemiş. Önemli gelişmelerden bir tanesi sağlık adına. Küba'ya 88 yıl sonra ilk ziyaret. Görev süresi Kasım'da bitecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama. Yeniden diplomatik temasların kurulduğu Küba'ya resmi ziyaret düzenleyerek tarihe adını yazdırdı diyor haberde. Avrupa Birliği ile sığınmacı anlaşması yürürlükte. Bu da yine yer almış Sabah gazetesinin manşetleri arasında. PKK paçavrası için Belçika'ya protesto. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Mark Trentesau, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak PKK çadırındaki bayrak ve flamalarla ilgili Türkiye'nin protestosu iletildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Belçikalı mevkidaşını arayıp o çadır derhal kapatılmalı dedi. Yaş gününe geldi hayatından oldu. Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını yitiren İsrailli turistin doğum günü için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı demiş haberde. 40 yaşındaki Yanıt'ın Suher'in yaş günü kutlaması İstanbul'u, yaş günü kutlaması için İstanbul'u seçti ve eşi İnbal'le birlikte geldiği öğrenildi. İki çocuklu Suher'in eşi de patlamada yaralandı. Ölen diğer İsrailli turist Avraham Goldman, 8 torun sahibi Simha Demri ise anaokulu öğretmeniydi diyor haberde. DAEŞ'li canlı bombanın kimliği de açıklandı. Sevgili izleyenler, 1992 Antep doğumlu Mehmet Öztürk, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından öncelikle ifade edildi, teyit edildi canlı bombanın kimliği. Kirli ittifakın hedefi Erdoğan değil, Türkiye. Sabah yazarı İlal Kaplan, PKK, paralel ve gezicilerden oluşan kirli ittifak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya devam ediyor diyor.
Aslında hedef hepimiziz. Hedef ülkemizin ve evlatlarımızın istikbalidir açıklamasında bulunmuş. Mehmet Barlas ve Yavuz Donat'ın yazıları var, onlara da göz atmış olalım. Şu anda Türk siyasetinin galiba en önemli sorunu HDP ile PKK'nın arasındaki farkların saptanmasıdır demiş. HDP mi, PKK mı başlığını atmış sevgili izleyenler Mehmet Barlas. Yavuz Donat da işte insan diyor. Kızılderili atasözü, hiçbir şey insan kadar yükselemez ve yine hiçbir şey insan kadar alçalamaz demiş. Bu ifadeyi kullanmış. Sabah gazetesinin manşetlerine göz atmış olduk. Böylelikle sıradaki gazetemiz Habertürk. Derbiyi erteleten ciddi istihbarat İstanbul Valiliği tarafından açıklandı biliyorsunuz. Habertürk gazetesi bunu sürmanşetine taşımış. Polis 3 terörist için alarmda diyor. Emniyet ve istihbarat bilimleri İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Mehmet Öztürk'le aynı hücreden 3 DAEŞ'linin deşifre olmaları üzerine telaşla eyleme geçebileceğini belirledi. Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan teröristlerin Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz ve Savaş Yıldız oldukları bildirildi. Fotoğrafları paylaşılan 3 teröristi yakalamak için polis teyakkuza geçti diyor haberde. 90 yıl sonra Küba'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 90 yıl sonra Amerikan Başkanı olarak Küba'ya ilk ziyaret eden isim oldu. İsimler farklı, amaçları aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için konuştu, teröre teslim olmayacağız dedi. Adım adım takip etmiş, işte başlığı görüyorsunuz manşette. İstiklal Caddesi'ni kana bulayan canlı bomba Mehmet Öztürk'ün İsrailli kafileyi Beşiktaş'tan Taksim'e kadar takip ettiği ortaya çıktı. Eldeki bulgular teröristin DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bana verilen bilgi şahsın arama kaydının bulunmadığı yönünde. Bu açıklamada İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. Öztürk'ün İsrailli kafileyi Beşiktaş'taki otellerinden Taksim'e kadar takip ettiği belirlendi. Kafile İstiklal Caddesi'nde bir restorana girince terörist ara sokakta bekledi. Turistler çıkınca kendini patlattı. Öztürk de Beşiktaş'ta bir otelde kalmış o dönem içerisinde patlama öncesinde. Demircan ailesiyle İstiklal'deydi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan dün ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'nde karanfil bıraktı. Esnafı ziyaret etti, vatandaşla sohbet etti. Korkmuyoruz mesajını verdi. İnadına Beyoğlu'ndayız, işimizin başındayız da dedi. Önemli ibarelerden, atılan adımlardan bir tanesiydi. PKK'ya büyük darbe. Diyarbakır Bağlar'da hücre evlerinde düzenlenen baskında 70 Kalaşnikov, 6 Bixi, 10 roket atar, 91 el bombası ve 100 bin mermi ele geçirildi. Bir cephanelik ele geçirildi. Çırnak'ta operasyonda uzman çavuş Cemil Turan, Bursa'ya şehit ateşi düştü dedik. Cemil Turan Bursalı. Uzman çavuş Cemil Turan ve polis memuru Emre Beker şehit oldu. Nusaybin'de de yine bir polis memuru şehit düştü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bugünden itibaren artık sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Bunun müjdesini de vermiş olalım. Şiiler Sünni, Sünniler Şii demiş İngiliz Müslüman Enstitüsü direktörü Ziyaüddin Serdar. Mezhep çatışması din değil güçle ilgili. Suudiler de İran'da süper güç olmak istiyor. Bence tüm Sünniler Şii, Şiiler de Sünni demiş. Bombadan 3 dakika önce İsrailli turist kafilesi patlamanın olduğu sabah İstiklal Caddesi'ne gitti. Grup saat 10'da bir restoranda mantı yiyip fotoğraf ve görüntülerini paylaştı. Kafile 1 saat sonra ayrılıp yandaki fotoğrafı çektirdi. 3 dakika sonra 10.58'de canlı bomba grubun yanında kendini havaya uçurdu. 4 kişi yaşamını yitirdi. Habertürk gazetesinin manşetleri de bu şekilde geçelim. Habertürk gazetesini de Star gazetesine göz atalım. Paris'te kıyameti koparanlar İstanbul'a neden sessiz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bu soruyu da sordu. Paris'teki terör saldırısının hemen ardından gösterilen uluslararası duyarlılığın İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen patlamaların akabinde neden olmadığını sorguladı ve tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında gençlerle buluştu ilk defa ve pek çok konudaki sorulara samimi yanıtlar verdi. Yine bu da akşam saatlerinde yaşananlardan bir tanesiydi. Orada da önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi güvenlik nedeniyle iptal, yine Star gazetesinde yer almış.
657'ye paralel düzenleme diyor. Memurun yargı zırhına sınırlama geliyor. 51 yıllık devlet memurları kanununda düzenleme için düğmeye basıldı. 3 milyon 100 bin kamu çalışanını ilgilendiren yasal düzenlemeye göre işçi ile memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Herhangi bir suç işleyen kamu çalışanının memurluktan çıkarılması daha kolay hale gelecek. Böylece devletin kılcal damarlarına sızan paralel örgüt üyelerinin de temizlenmesi kolaylaşmış olacak. Memurun azledilmesi biliyorsunuz ki bu şartlar altında zor. Hızlı büyüme için başkanlık şart. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem. Bizim potansiyelimiz ancak başkanlık sistemiyle ortaya çıkacaktır. 2023 hedeflerine ulaşmamız için çok hızlı büyümemiz lazım ifadesini kullanmış. Gezi zeka uyandı işte atılan başlık. Gerçeği görmeniz için bu kadar mı şehit gerekiyordu? Bu kadar şehit mi gerekiyordu demiş. Gezi kalkışmasını HDP, PKK, Fethullahçı terör örgütü, CHP ve dış odaklarla sosyal paylaşım sitelerinden örgütleyen Etgezi Parki adlı hesap. İstiklal'deki saldırı sonrası kan kardeşlerine isyan ettim. Teröre bugüne kadar sessiz kalan gezici hesabın kullanıldık itirafı herkese günaydın dedirtti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in fitilini ateşlediği gezi olaylarının başrol oyuncusu Etgezi Parki adlı hesaptan yayınlanan bildiri Şer İttifakı'na açık ettim. 7 Haziran'da HDP'ye oy verdikleri için pişmanlık ifadelerinin yer aldığı bildiride PKK ile işbirliği yapan HDP'ye ülkeyi bölmek isteyen hiçbir güç odağının maşası olmayacağız. Bizim için Türkiye yoksa gezi de özgürlük de yok dendim. 2013'ten bu yana masum insanları katleden terör örgütünün hamisi HDP'nin gerçek yüzünü nihayet gören geziciler. Bildiride nasıl kullanıldıklarını da şu sözlerle anlattım. Ankara saldırısını PKK'nın kolu tak üstlenmedi mi? Katillerimizi bu kadar açık ortadayken özgürlük mücadelesi imajı veren HDP neyin kafasını yaşıyor ki açıklamalarıyla bizi salak yerine koyuyor demiş. Bu ifadeyi kullanmışlar. Bunun farkına varılması da zararın neresinden dönülürse kârdır sözünü hatırlatır. Önemli gelişmedir toplum adına. Diyarbakır'ın gündemi Nevruz değil huzur. Türkiye terörle sarsılırken gözlerin çevrildiği Diyarbakır'dayız. Görüyoruz ki bombalar sadece İstiklal ve Kızılay'da değil, İkinciler Caddesi'nde de patlamış. Acı, keder ve hüzün ortak. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın terörü tırmandırma çağrısına yanıt vermeyerek Türkiye'lileştiğini gösteren Diyarbakır, tarihin en sessiz Nevruz'unu yaşıyor demiş. Hiçbir provokatif eyleme, provokatif hamleye, provokasyona gelmeden Diyarbakır vatandaşı, Diyarbakır halkı sağduyulu şekilde yaşam mücadelesine devam ediyor. HDP baharı bu silahlarla kutlayacaktı. Diyarbakır Bağlar'da canlı bombanın yelekleri, kanas, kalaşnikov, roket atarın da bulunduğu bir spor salonu dolusu cephanelik ele geçirildi. Erasmus faciası, İspanya'da yaşanan trafik kazası. Feci kazada 14 kişi yaşamını yitirdi. Erasmus öğrencilerinin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı ve yaralı gençlerin arasında Türk öğrencilerin olduğu bilgisi de verildi. Kaza nedeniyle Katalonya'da 2 gün yas ilan edildi. Aşırı yemenin merkezi bulundu demiş. Bilim adamları beyinde iştahı kontrol eden proteini keşfetti. Doyma ya da doymama hissinden sorumlu tutulan bu enzimle ilgili çalışmalar aşırı kilo ve obezite tedavisinde çığır açacak deniyor haberde. Bu da yine sağlıkla ilgili yeni gelişmelerden bir tanesi. Star gazetesinde yer almış sevgili izleyenler. Geçelim bir başka gazeteye sevgili izleyenler. Yeni Şafak. ...10 milyon takipçiye yasak, Facebook'tan Yeni Şafak'a sansür demiş. Facebook 10 milyondan fazla takipçisi olan Yeni Şafak'ın Türkçe, Arapça ve spor sayfalarını kapatarak görülmemiş bir sansüre imza attı. Yeni Şafak'ın global statüdeki hesapları Facebook'un Türkiye'deki en büyük medya hesabıydı. Kurum kapatmaya ilişkin hiçbir bilgi vermedi ve hiçbir gerekçe sunmadı. Facebook sansürü son günlerde artan terör ele alındığında soru işaretlerine neden oldu. PKK yanlısı hesaplar Yeni Şafak'ın sayfalarını biz kapattırdık diye bir bildiri yayınladı. Bu da gerçekliği ne kadar yansıtır bilmiyorum ama ciddi bir tartışma konusu ortaya koyuyor. Darbe ertelendi, valilik açıkladı, ciddi bir istihbarat aldık. Karşılaşma oynanamazdı dedi.
Suriye'yi bölme fikri İsrail'in. Özgür Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Ahmet Barri, terör örgütü PYD'nin federasyon ilanını İsrail'in talimatıyla yaptığını söyledi. Arz-ı mevut, yani vaat edilmiş topraklar idealinden İsrail vazgeçmedi. Suriye'nin kuzeyinde istikrarsız bölge İsrail'in menfaatine, Kandil ve Kobani'deki terör örgütü yöneticileri Tel Aviv'den aldıkları teminatla federal bölge ilan etti. Oradaki Amerikan askeri üssü de bir süre sonra İsrail'e devredilecek diyor haberde. Korkmuyoruz, buradayız. Terör cephesinin vurduğu İstiklal Caddesi dün bayraklarla donatıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı noktaya karanfil bırakan esnaf, turist ve ziyaretçiler korkmuyoruz, buradayız dedi. Bu da önemli birlik beraberlik mesajlarından bir tanesiydi. HDP'den Nevruz kışkırtması, İstanbul Valiliğinin yasağına rağmen Bakırköy'de Nevruz etkinliği düzenlemek isteyen HDP'liler polisle çatıştı. Pazar yeri yakınında toplanan HDP'liler dağılmamakta direnince polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şanlıurfa'da da yine HDP'li Osman Baydemir'in başını çektiği grup yürümek isteyince polis müdahale etti. 47 PKK'lı için kırmızı bülten de var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 47 kişi için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettim. Adalet Bakanlığı'na gönderilen talep yazısında bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması da istenenler arasında. Evet, devam edelim. Bizi içimize kapatmak istiyorlar. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları Yeni Şafak gazetesinde manşette yer almış. Terörün arkasında küresel güçlerin olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye üzerinden oynanan oyunlara dikkat çektim. Türkiye'yi içine kapatmak istiyorlar. Kaosu, sorunları arttırıp Türkiye'nin dikkatini iç meselelere yoğunlaştırarak süreçlere müdahil olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Ana hedef bu doğrultuda diyor Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz. 200 bin polis ve asker yine bugün sahada olacak. Nevruz kutlamalarında herhangi bir olası provokasyona müdahil olmak için, saldırı hazırlığında olanlara, eylem hazırlığında olanlara müdahale etmek için 200 bin emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri sahada vatandaşı koruyacak bugün. Bugün de daha doğrusu hafta sonu olduğu gibi. Bırakın kalsınlar demiş, mültecilere karşı tutumuyla sınıfta kalan Avrupa ülkelerinde binlerce gösterici bu politikaya tepki için sokaklardaydı. Avustralya, Londra ve Viyana'da on binlerce kişi bırakın kalsınlar sloganları attı. Viyana'da plastik bot taşıyan göstericiler, sığınmacılar içeri, ırkçılar dışarı pankartı açtı. Orada kendi vatandaşının bu tepkiyi göstermesi güzelliklerden bir tanesi olarak yer alıyor. Yoksa farklı tepkilerin de görüldüğüne şahit olduk. Daha geçtiğimiz gün İspanya'da PSV Eindhoven taraftarını sokakta sığınmacılara yaptığını da unutmuş değiliz. Yeni Şafak gazetesinin manşetleri de bu şekilde sevgili izleyenler. Son olarak Akşam gazetesine de hemen bir göz gezdirelim kısaca. Son dakikalarımız içerisinde Obama'nın tarihi ziyareti, Küba ziyareti yine manşetler arasında yer almış. Bombacı aynı hücreden İstiklal'de kendini patlatan DAEŞ'li terörist Mehmet Öztürk'ün Sultanahmet'te 12 teröristi katleden canlı bombayla aynı hücreden olduğu ortaya çıktı. Dostluğumuzu bilmeyene haddini bildiririz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri özellikle Belçika'da Avrupa Birliği Türkiye zirvesinde Brüksel'de PKK şovuna Belçika'nın izin vermesine bir kez daha sert sözlerle yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nevruz bozgunu demiş, HDP'nin Nevruz bahanesiyle başta İstanbul olmak üzere pek çok merkezde kaos çıkarma planı halkın sağduyusuyla bozguna uğradı. Bu da diğer bir not olarak yer alıyor Akşam gazetesinde. 20 yıllık sahte öğretmen. Trabzon'da 20 yıldır öğretmenlik yapan RGS'nin diplomasının sahte olduğu yeni anlaşıldı. Eşi de öğretmen olan RGS hakkında da bir soruşturma başlatıldı. Bu da bir başka skandal. Zaten geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya ilişkin çalışma başlattı. KPSS süresince ne kadar öğretmen olmuş isim varsa hepsi tek tek kontrolden geçiriliyor. Yine bu araştırmalar neticesinde bir sahte öğretmen daha ortaya
çıktı. Bu da Akşam gazetesinin manşetinde yer alıyor sevgili izleyenler. Evet, haftanın ilk sabahın deminde sizlerle birlikteydik 2 saatlik zaman dilimi boyunca ve saatlerimizi de 10 yapmış olduk. Biz bugün programın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyenler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. 2 saatlik zaman dilimi bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yarın tekrar sabah saat 8'de sabahın deminde Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu günler.